Günümüzde yüksek kaliteli, yaratıcı ve esprili reklamlar gerçek bir pazarlama ve tanıtım şaheserleri olarak kabul edilmektedir. Bu şaşırtıcı reklam çalışmaları, parlak fikirler, özgür tasarımlar ve ince mesajlarla bezenmiş, göz kamaştırıcı bir şekilde kurgulanıp ilgili ürünü satın almayı düşünmemizi sağlamayı amaçlıyor. Global olarak reklam kartelleri, semiotik yani diğer adıyla semiyoloji denilen bilim dalının tüm öğretilerini bu çalışmalarında kullanıyorlar. Birbirinden yaratıcı ve esprili bir şekilde hazırlanmış reklam afişlerini gördüğünüzde sizler de işte reklamın gizli itici gücü semiyoloji budur diyeceksiniz. Laforizma ekibi olarak kreatif menajerlerin düşüncelerimizi okuduğu 20 inanılmaz reklam görselini sizler için derledik. Kedi köpek mamaları konusunda uzman bir firmanın reklam görseliyle başlayalım. Tüm dünyada ses getiren bu sıra dışı reklam fotoğrafının mesajını iyi okumak lazım. Fotoğrafın bize verdiği mesajı anlayabilmek için yakından baktığımızda ilk dikkatimizi çekenler. Yatakta yatan bir kadın, seyahatten dönmüş bir pilot koca ve perdeyi çekiştiren bir köpek. Fotoğrafın ayrıntılarına biraz daha dikkat ederseniz, köpeğin çekiştirdiği perdenin alt bölümünde, aman Allah'ım, pencereye yapışmış bir arkadaşa ait bir çift ayak görürsünüz. Şimdi her şey bir kenara. Köpek neden böyle bir yaramazlık yapıyor, ona bakmak lazım. Bu konuyla ilgili en önemli açıklama mama firmasından geliyor. Firma ne diyor? Köpekleriniz bizden aldığınız yemeklerin tadına bakmazsa sizi her zaman rahatsız etmeye çalışırlar. Adamlar istenmeyen durumlara karşı baştan uyarıyor. Sorumluluk almıyor ona göre. Uyarıyı dikkate almazsanız olacaklardan siz sorumlusunuz demek istiyorlar. Verilen mesaj ortada. Uyarıyı dikkate almazsanız ne olur? Köpekleriniz perdelerinize zarar verebilir. JBL ses sistemleri konusunda dünyada lider markalardan birisidir. Piyasaya sürdüğü yeni kulaklık için oldukça iddialı tanıtım görselleri yayınladı. Bu tanıtım görsellerinde gürültü önleyici bu kulaklıkla hiç kimse sizi rahatsız edemeyecek diyor. Yani bu kulaklık sayesinde görselde betimlenen gelin kaynana kavgasına aldırış etmek durumunda değilsiniz diyor. Bir akü firması adına hazırlanmış ve benim çok beğendiğim çalışmalar arasına giren bir tanıtım. Bence gördüğünü algılama sorunu olmayan, herkesin anlayabileceği, basit ama hedefe yönelik bir reklam çalışması olmuş. Her şey ortada. Hurdaya çıkmış arabalar ve halen ışık kaynağı çalışan bir otomobil. Süper iddialı bir marketing, başarılı. Viva marka bir sakız firması, ürettikleri sakızların doğal olduğunu vurgulamak için bu reklam görselini kullanmayı tercih etmişler. Çileğin içinde sakızın yer alması onun sağlıklı ve doğal olduğu mesajını veriyor. Sloganında ise en sulu meyve sakızı olduğunu vurguluyor. Tabii tadı kaçana kadar. Spor ayakkabılar satan bir market, sattığı ayakkabıların anatomik olduğunu anlatmak istemiş. Ayak derisi altında görülen kırmızı spor ayakkabısı adeta kas dokusu gibi görünüyor. Reklam görseli abartılı ancak oldukça başarılı. Bu spor ayakkabıları içinizdeki atleti serbest bırakır sloganıyla da ödül kazanmış. Siz de benim gibi düzenli spor yapamıyorsanız sizi çok iyi anlıyorum. Spora başlayamamanızın sebebi İçinizdeki atleti ortaya çıkartacak spor ayakkabısını bulamamanız olabilir. Haklı değil miyim? Ülkemizde ilaç reklamları yapılamadığı için bu reklamda kullanılan ilacın adından söz edemeyeceğim. Sindirim problemi olanları hedef alan bu reklam çalışmasında firma,
sindirim hapları midenizde gerçekleşecek yüksek sesli toplantılardan kaçınmanıza yardımcı olur sloganı ve görseliyle mesajını vermek istemiş. Kim bilir, belki de doğru söylüyorlar. Sanzer marka el dezenfektan jeli sıra dışı kampanyasında halka açık yüzeylerde bulunan bakterilere karşı koruma aracı olarak el dezenfektanı kullanımını teşvik eden bir reklam çalışmasına imza atmış. Bu kampanya ile telefon kabinleri, kapı kolları ve trenlerde ne kadar bakteri bulunduğunu göstermek istemişler. Sağlıklı kalabilmek için elimizden gelen önlemleri almamız gereken mesaj veriliyor. Açık. Bu reklam görselini gördüğüm andan itibaren el dezenfektanın kullanımının zorunlu hale gelinceye kadar kimseyle tokalaşmama kararı alıyorum. Karşınızda bir yapıştırıcı reklamı. Big Bond. Süper yapıştırıcı. Kırılan ve ayrılan parçaları yeniden birleştirdiğini iddia ediyor. Bu reklam çalışmasıyla ürün karikatürize edilip kırılan ve birbirinden ayrılan porselen parçalarının tekrar buluşmasını oldukça sevimli bir şekilde betimlemiş. Big Bond yapıştırıcısı bu çalışma ile kırılıp ayrı düşenleri birleştirmeye yardımcı olur mesajını veriyor. Bir daha ayrılmasınlar diye sevenleri kavuşturan yapıştırıcı desek tam yerinde olur diye düşünüyorum. Bir fincan kahve fotoğrafı ile Wi-Fi dalgasını buluşturan arkadaşı kutluyorum. Mesaj çok açık, Wi-Fi kafe. İtalyanların dünyaca meşhur Bracciani markası 75 yıldır mükemmel kahvesiyle müdavimlerini ağırlıyor. Müşterilerine zincir kafelerinde free Wi-Fi hizmeti verdiklerini duyurmak için hazırlanmış bir reklam çalışmasına imza atmışlar. Semiotik reklam çalışması için harika bir örnek. Bulunduğu kafede harika fotoğraflarını dostlarıyla paylaşmak isteyenler için bir kafede bulunması gereken en önemli ikili. Kahve ve Wi-Fi'nin mükemmel kombinasyonu. Dünyaca ünlü mobilya ve aksesuar satış yapan IKEA, sıra dışı, sade, basit bir afişe imza atmış görünüyor. Özgüveni yüksek, marka bilincini zihinlere kazıyan başarılı bir çalışma. Sırası karıştırılmış harflerden şirket adını bulun demek istemişler. Tüm dünyada bilinirliği yüksek bir marka olan IKEA, anagram benzeri bir oyunla müşterilerin zihnini hedeflemiş. Çalışma oldukça basit ancak çok zeki kurgulanmış. IKEA'nın bu afiş çalışmasında kullandığı slogan ise bize dair her şey demonte, adımız bile. Başarılı, alkışlıyorum. Tüm dünyada son yıllarda prestij pick-up'lar oldukça popüler oldu. Volkswagen Amarok da çok sevildi. Reklam görseli mesajın içinde saklanmış ve oldukça başarılı olmuş. Hangi ülkede olursanız olun, hangi dili konuşursanız konuşun, Volkswagen Amarok maceracı ve gezgin bir ruha sahip araç olduğunu söylüyor. Zaten sloganında da binlerce kilometrelik bir yolculuk bir anahtar dönüşü ile başlar diyor. Aslında sözün orijinali M.Ö. yaşayan Lao Tzu adına bir filozofa aittir. Binlerce kilometrelik bir yolculuk atılacak tek bir adımla başlar diyor. Global fast food markası McDonald's. Patatesten yapılmış bir kasede patates görseliyle tüm yiyeceklerinin doğal olduğunu söylemek istiyor. Son yıllarda ayaküstü tüketilen hazır gıdaların insan sağlığını tehdit ettiğiyle ilgili haberlerden sonra ciro kaybeden McDonald's, sağlıklı beslenmeyi ön plana çıkaran bu çalışmasıyla özellikle slow food tüketicilerin gönlüne girmeyi hedeflemiş. Biz bu reklamı yer miyiz? Muhtemelen. Ne yazık ki yeriz. Fransız kökenli, dünyanın pek çok ülkesinde fırınları olan bir unlu mamuller firmasının tanıtım reklamlarında kullanılan bu görseli
hiç beğenmedim. Hatta bana çok itici geldi. Vermek istediği mesajla benim aldığım mesaj örtüşmüyor. Fotoğrafta kullanılan nesneler ekmek görünümlü terlik mi yoksa terlik görünümlü ekmek mi? Anlaşılması bana göre çok güç. Firmanın vermek istediği mesaj, ekmek o kadar yumuşak ki adeta yumuşak terlik gibi veya bu ekmekle harika terlikler yaparsın. Benim anladığım ise bu terlikler o kadar yumuşak ki tıpkı taze bir ekmek gibi. Karmaşık. Bu reklam etkisi altına girsem ya ekmek yemeyi bırakırım ya da terlik yemeyi. İnanılmaz bir güce sahip olan bu yeşil dev adam, hayali kahraman Hulk. Hulk bile bu yara bandını kullanıyorsa siz ne duruyorsunuz arkadaşlar? Yani siz Hulk'tan daha mı güçlüsünüz? O yaralanıyorsa siz de yaralanırsınız. Onun gibi siz de bizim yara bandını kullanabilirsiniz mesajını veriyor. En azından ben öyle anladım. Sempatik. Sağlıklı yaşam ve yoga kulübü omurga problemi olanlara alternatif bir çözüm olanağı sunduğunu iddia ediyor. Fotoğrafta omurga isyancılarına yoga yapmaya başlayın diyor. Açıkçası bu çalışmada yer alan görsel ve verilen mesaj bana çok zorlama ve sıradan geldi. Beni pek etkilemedi. Yine bir ilaç reklamı. Ama maalesef ülkemizde ilaç reklamları yapılamadığı için bu reklamda kullanılan ilacın adından söz edemeyeceğim. Ama bir Alman ilaç firması olduğunu söylemekte sakınca yok. Firma tarafından üretilen bu ilaç, alkolün bünyede yarattığı zararları, baş ağrısı, mide bulantısı gibi sıkıntıları minimuma indirgediği için özellikle yurt dışında alkol kullanan insanlar tarafından oldukça çok tercih ediliyor. Görselde akşam arkadaşlarıyla güzel bir gece geçiren ama aldığı alkolün etkisinden hala kurtulamayan ve semptomlar üzerinde olan genç bir adamın komik şaşkın hali tasvir edilmiş. Akşamdan kalma baykuş tehlikelidir. Kedini incitmeden önce ilacını almalısın diyor firma. Bu reklam görselinde verilmek istenen mesaj çok esprili ve net bir şekilde verilmiş. Çok başarılı, çok beğendim. Diş ipi kullanımı pek kolay değildir. Çoğu kişinin en büyük problemlerindendir dişlerin arasına sıkışanlar. Özellikle diş protezi kullananların en büyük sorundur bu durum. Dişlerin arasına kaçan yemek parçalarından kurtulmanın en başarılı çözümü ise diş ipidir. Zor olmasına rağmen. İşte bu reklam fotoğrafında vurgulanan diş ipiniz varsa kivi tohumları asla sorun olmaz. Bence hedefe yönelik başarılı bir çalışma olmuş. Kozmetik sektörünün hedef kitlesinde tüm dünyada ağırlıklı olarak kadınların olduğu bir gerçektir. Ancak bu reklam kampanyasında da görülüyor ki artık global rekabette oyun kurucu markalar yeni pazar yaratmak için hedeflerine erkekleri de koymuşlar. Uluslararası kozmetik devinin dünya erkeklerin dikkatini yaşam çizgilerine çekiyor. Bir zamanlar kendi kişisel bakımına özen gösteren erkekler için popüler bir söylem vardı. Metroseksüel erkek diye. Eğer bu reklam kampanyası ülkemize tutarsa metroseksüel erkek söylemi yakında tekrar gündeme gelecek demektir. Hem hayat kırışıklık yapar diyorlar. Hem de erkekler kırışık önleme ürünlerini kullanmak için kendi gerekçelerine sahiptir diyorlar. Yani dost görünen düşman gibi. Neyse bu durumu problem olan arkadaşlara havale ediyorum. Bir şişe suyu. Firması buzdolabınızda suyun lezzetini korumak için yeni bir şişe geliştirmiş. Ve bu şişeler o kadar korunaklı ki buzdolabınızdaki yiyecek kokusu suya asla ulaşamayacaktır demek istiyor. Suyuna koku sinmesinden hoşlanmayanlar için ideal bir ürün olabilir.
bir bardağa dökülen su görünmüş somon balığı kolajı dışında bu çalışma beni pek tatmin etmedi. Benim algıma ve ihtiyacıma cevap vermiyor. Üzgünüm. Bayan arkadaşlar çok iyi bilir tüy dökücü ürünleri. Tüy dökücü ürün markalarına Vitin bu ilanda tertemiz bir sabun görseliyle hiç tüy olmaması daha iyi mesajı veriyormuş. Doğru tüy dökücü kremi kullandığınızdan emin misiniz diye de soruyormuş. Şimdi sabunla tüy dökücü kremi nasıl bir araya getirmişler? Sabunla ne anlatmak istemişler? Sabun ve tüy dökücü krem nasıl bir araya gelip reklamda sinerji yaratmış? Ben bir erkek olarak tam anlayamadım. Bayan arkadaşlardan ricam. Bu reklam fotoğrafından ne anlıyorsanız benim gibi anlamakta zorlanan arkadaşlarla paylaşırsanız sevinirim. Bir dönemin efsane çikolata draje markasıdır MM marka. MM marka draje çikolatalar geçmiş yıllarda henüz Türkiye'de satışı yokken pek bilinmiyordu. Ve özellikle yurt dışına çıkanların çoluk çocuk eş dost akrabalarına getirdiği en sevilen şekerlemelerdendi. Drajelerin üzerinde markanın baş harfi olan M harfi olurdu. Bu reklam çalışmasında da logoda kullanılan M harfinin esinlenerek klavyede kullanmışlar. Ve iletişim MM Draje ile daha iyidir demek istemişler. Eskilerin ifadesiyle, ismiyle müsemma. Sevgili arkadaşlar, geldik bu serinin son reklam fotoğrafına. Ben size görseli göstereceğim ve hiçbir yorum ve açıklama yapmayacağım. Bu reklam fotoğrafı dünyaca ünlü bir prezervatif firması için hazırlanmış ve uzmanlar tarafından en iyi prezervatif reklamı olduğu iddia ediliyor. Bu reklam fotoğrafının verdiği mesajı anlayanlar, anlamayanlar anlasın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.